Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan. Bugün Mount & Blade serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısında. Efendim, geçtiğimiz bölümde biliyorsunuz Vilandia'ya artık sadakatimizi bildirmiş ve Vilandia için savaşmaya başlamıştık. Güzel savaşlar yaşadık ve şu anda Vilandia'dan aldığım özgüvenle bir Kuyaz kuşatmasını yaşayacağız. Kuyaz'ı alacağımı düşünüyorum. Yani almama şansımız da tabii ki de var. Ancak Kuyaz'ı almayı denememin asıl sebebi Vilandialıların bana olan gerçekten desteği. Son savaşta gördünüz. Hiç benimle alakası olmayan bir kaleyi dahi bana vermek istediler. Ve bir sürü kişi destek verdi. Ben de bu Vilandia'ya bir şeyler katmak istiyorum. Destek olmak istiyorum Vilandia'ya. Ve bunun için de şu anda bakalım bir savaşa girdik. Bir Kuyaz kuşatmasına kalkıştık. Kuşatmayı başarılı bir şekilde yapar mıyız, yapamaz mıyız bilmiyorum. Ama Vilandia için denemeye değer. Çünkü bu krallık gerçekten güzel bir krallık Vilandia. Ve bize olan destekleri umarım böyle devam eder. Şimdi bu Kuyaz'ı bana vermezlerse ben yine söverim. Yine söverim abi, fark etmez. Ama yani bana bir güven verdiler. Bir güven verdiler. Elimizdeki askerler nedir? Menzilli bayağı adamımız var. Eğer böyle bir savaş gelirse ben bilgisayarı kasıp kasmayacağına şey yapmadan, yani şey yapacağım. Bin kişiye 1000 kişilik savaş yapacağım. İyi, geldi bakalım. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız diyeceğiz. Bakın bir güzel savaş görelim. Kasacak muhtemelen bilgisayarım. Hadi 1000 değil 800 yapalım. Dur bakalım. Bir güzel savaş görelim istiyorum ya. Eskiden full 1000'de oynuyorduk. Kasıyordu. Sonra 600'de oynadığım için hiç kasma görmediniz. Ama bakalım 800'e çektim. Şu an savunan tarafız. Savunan taraf olmanın verdiği avantajlar var ve onu avantajları kullanacağız. Şimdi şöyle kayalıkların ortasına geçelim. Onun dışında ne yapabiliriz? Piyadeleri öne atacağız tabii ki de. Şöyle. Dizilin hocam. Süvariler siz burada olacaksınız. Atlı okçular burada olacaksınız. Çünkü düşman atlı okçuları buradan saldıracak. Sizin amacınız düşmanı yenmek değil, düşmanın atlı okçularını yenmek. Oha. Erzurum'u piyadeye geçirmem lazım benim. Alerinde ne var? Oha. Erdurant değilmiş lan. Ha, Erdurant'ta da var. Yok, şu daha bakayım. Bu. Abi bu daha iyi. Aleri'yi geçirdik. Okçuların başına ben geçiyorum da benden iyisi var mı? Bende ne var? Dur bakalım. Tamam, düşman zırhını yok sayma. İsabet hassasiyetini arttırma. %5 hasar var. Niye sen benden iyi? Ama niye senin ölürse de etkisi gidiyor sanırsam. Abi niye sen hepsinden iyi gibi gözüküyor şu anlık. Tam niye sen kalsın ya. Süvariye bakalım. Süvariye kimi atayabiliriz? Eleman güzel. Erdurhan'da falan bakmak istiyorum. Bunlar daha seviyeli ya. Amalgun nasıl? Böyle çok da şey değil yani. Şu adamı atayalım. Bakalım atlı okçuya. Atlı okçu zaten 10 kişi anasını satayım. Kime atarsan ata. Kendim hiçbir şey atamadım farkındaysanız. Hak edenler atasın abicim. Hak edenler atansın. Biz hak etmiyoruz. Şimdi piyade öne geçiyorsun hızlıca. Piyade önde kalkan duvarında bekle, gerisine karışma. Piyadeyi arkaya çekeceğim. Bizim okçuların menzilini kapatmasın. Daha sonrasında öne atarız onları. Daha sonrasında öne geçireceğiz. Şimdi riskli bir hamle yapsam mı? Düşmanın liderini öldürmeye çalışacağım ama çok riskli olabilir. Bu arada seri hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim dostlar. Düşman süvarilerini bir karşılayalım. Güzel. Güzel bir karşılama yaptık onlara. Güzel bir parti düzenledik. Geri gidin. Geri gidin çocuklar. Geri gidin. Yapacağımızı yaptık. Şu adam attan düşmüş bak. Attan düşmüş. Onun atı yok galiba. Güzel. Biz konumumuzu bozmadan devam edeceğiz.
Oklayın abi. Piyadeyi birazdan öne geçireceğim. Ama dediğim gibi birazdan, şu an değil. Geç bakalım. Güzel. Okçularımız düşmana bayağı zarar veriyor. Düşman okçularını alsın, yeterli zaten. Piyadelerini yakından döver bizimkiler. Bizimkiler fiyan. Bizim piyadeler ölecek birazdan bu arada. Çok uzun süre yaşamazlar. Çünkü gördüğüm kadarıyla hep acemiler var. Bizim piyadelerin içinden geçme ihtimalleri çok yüksek. Ve gördüğünüz gibi ölüyor bizim piyadeler. Sıkıntı yok, okçular önemli. Tamamıyla benim kurmuş olduğum bir ordu olsa tabii ki de savaş çok daha farklı olur ama öyle bir şey mümkün değil abi sonuçta. Ordunun baştan aşağı tüm merkezi ben kuramam. Piyadeler bitti. Sıkıntı yok, okçularımız devam ediyor. Zaten benim piyadelere önem vermediğimi biliyorsunuz. Ama kuşatmada gerekli. Güzel. Düşmanın piyadelerinin içinden geçtik. Bize piyade hiç kalmadı bu arada direkt. Sıfır. Saldır. Adamları bir bitirin bakalım. Güzel. Güzel. Nasıl vuramadım lan ben ona? Aman ben o abi ciritleri miritleri var hiç. Hiç girişmeyelim şeylere. Hiç girişmeyelim abi. Ben ölürsem sıkıntı çünkü. Benim ölmem büyük problem yaratır. Abi 800 kişilik savaş açmıştık da. Sahada 400 kişi var. Dur lan, böyle olmaz abi. Sahada 400 kişi var, bu ne? Şunu bine çek. Abi 800'lük açtım. Değil mi? Evet. Niye 400 kişi var sahada? Allah Allah. Bine çektik bakalım. Böyle olmaz hocam. Bizim gariban piyadeler. Piyadeleri hiç öne at şey yapmayacağım ya. Okçular savaşır. Okçular piyade olarak savaşır. Bu piyadeler direkt ölüyor çünkü. Bundan sonra kuşatma var. Kuşatmada geberirler. Hiç gerek yok. Tamam. Süvari siz şuradan gidin. Düşmanın dengesini bozacaksınız. Plan bu. Şimdi daha güzel oldu. Şimdi gerçek büyük savaş oldu işte. Az önceki büyük değildi. Bak, FPS'in düşünden bile anlayabilirsiniz. FPS'in düşünden bile anlayabilirsiniz. Az önceki... Yok, ben de diyorum, niye hiç kasmıyor kardeşim? Adamlar girmemiş ki savaşa. Bakalım, bakalım düşmana. Okçu sayısı çok az bunların ama süvari de bizde üstünler işte. Biz süvari açığımızı bir türlü kapatamıyoruz. İstediğimiz gibi. İstediğimiz süvari ordusunu bir türlü kuramadık gerçekten. Tek başına bir ordu ya. Güzel. Bunlara atış serbest emri verirlerse ölme ihtimalimiz var. Ama şu an öyle bir emir verilmedi. O yüzden devam. Okumun son damlasına kadar kullanacağız. Okçulara tırt ya. Aha, atış serbest emri verildi. Kaç 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 kaç. Kaç. Kayalar bizim önümüzü kapatıyor aslında. Bizi korur diye geçtik de biz. Bizi korumuyor. Bize engel oluyor kayalar. Güzel. Ben de piyade olarak ordumun yanında savaşmak istiyorum ya. Ama bu sefer ben ölünce sıkıntı oluyor. Hocam önünüzdekilere sıkın. Önünüzdekilere sıkın. Bırak arkayı. Öndekilere sıkın. Arkayı bırak. Karışma sen arkadakine. Sıksın dursun anasını satayım. En fazla ne kadar hasar verebilir?
Şu okçuların önde kalması önemli abi. Çünkü bizim okçular bizim piyadelerden iyi piyade. İyi yakın dövüşe sahip. Atlılar. Komuta devrine veriyorum size. Seni de komuta devrine veriyorum. Videoda problem yok değil mi? Yok. Güzel. Piyadeler harcamamın sebebi kuşatmada oyun formasyon olarak piyadeleri ancak saldırtıyor. Okçuları geride tutuyor. Onu biz tabi ayarlarız ama yine de piyadeler biraz daha şey olsun. Yaşasın abi. Dağıttık düşman hattını. Gördünüz mü? Benim okçuların ne kadar iyi piyade olarak dövüştüğünü görüyor musunuz? Yani yakın dövüş olarak iyi dövüşüyorlar. Şeylerden iyi. Hatta öne taşınmamıza gerek var mı? Yok. Piyade geri gidin. Piyade geri gidin. Okçu atış serbestli bırak. Düzenli şekilde tekrar atışı emri vereceğim birazdan size. Bekle. Gerek yok. Biraz dizilsinler. Onların bize sıktığının farkındayım ama şimdi. Şimdi sıkın hocam. Süvariler tekrar geri. Şimdi sıkabilirsiniz. Düşmanın ordusunun büyük bir bölümünü imha ettik. Güzel. Güzel güzel. Sıkma oklarını bitirme. Yakından geliyorlar çünkü onları kılıçla alın. Güzel. Piyade saldır. Okçu saldır. Baltacıyı önce alayım da. O bana tek atar. Güzel. Tamam artık taarruz emri veriyoruz. İlerleyebiliriz artık. Süvariler kalsın. Okum bitti değil mi benim? Güzel. Oldukça az kayıpla bu sefer. Tamamladık ve Kuyaz'ı alacağız. Ne güzel atmış lan bu. Eğri yok ama. Vallahi çok güzel atmış. Vadi bine katı. Vallahi güzel atmış. Diğerleri de kaçıyor mu? Orada bekliyorlar galiba. İlerleyelim. Son darbeyi de vuralım. Komutanları gitmiş mi? Mesela burada Avdan ölmüş mü? Avdan zaten bu savaşa girmiş. Az önceki savaşta öldü herhalde o. Ne oldu lan? Kaçıyorsunuz mu? Orada konum alacaklar. Aa niye seni bayılttı? Biri. Lan salak niye sen? Oğlum ben niye böyle bir şey yaptım? Ben niye böyle bir şey yaptım ben? Ben niye bu kadar kişinin arasına girdim? Kolay gelsin. Ben de sizlerim. Ben de Asaraylıyım. Ben Asaraylıyım ya. Benim. Yani kardeşim soyum Asaray'a kadar uzanıyor. Kaç kaç devam. Uğurlar olsun kardeşim. Uğurlar olsun. Al, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aman. Aman. Gitmekte hepiniz serbestsiniz. Hepinize gitmesine izin veriyorum. Gidebilirsiniz hocam. 74 kişi terfi oldu. Bu savaş bana adam kaybettirmedi. Adam kazandırdı. Aha paslı cellat baltası. Oğlum paslı olmayan hali gelseydi. Bizim cellat baltası vardı zamanda biliyorsunuz. Severdik. Güzel. Orada adam oldu. Kuşatmayı sürdür. Bu işi hallettik hocam biz. Kuyaz'ı alacağız. Yarıda nasıl düştü? Bu güzelmiş.
Bu da güzelmiş de. Neyse şunu ver. Bana katkı sağlasın dövüşte. Genelde canım yarıda nasıl oluyor çünkü. Gerçi ben yarıda nasıl olmuyor. Direkt tek yiyorum ben. Şu arbaletleri vurup öyle gireceğim. Ordunun bütünlüğü asılıyor ama arbaletleri vurmadan girersem çok fazla kayıp vereceğiz. Aha. Evet dostlar, binanın ana su hattı mı ne patlamış onu yapıyorlardı. Matkap sesi falan gelmesin diye ben videoyu durdurdum. Şimdi ise tekrardan videoya devam ediyorum. Şimdi bu elemanların sultanı Ungit denilen herif karşımıza çıktı, bize saldırıyor. Bakalım bu elemanın içinden geçmeyi planlıyoruz. Umarım yapabiliriz. Bunu yenmek değil mühim olan. Mühim olan az kayıpla almak ama adamın ordusuna bir baktım. 400 süvarisi falan var abi, süvari bakımından. Ya bizim ordunun tam counter'ı. Bizde süvari fazla yok. Yani içimizden süvari olarak geçebilir bakalım. Umarım yenebiliriz. Saldır diyorum. Yani bu savaşı az kayıplar vererek kazanmak zorundayız. Bu bizim için zorunluluk abi. Şimdi orduların hepsini bir geriye dizeceğim. Aynen, dizilin abi hepiniz geriye. Komutanları seçelim. Amalgun buraya gelecek. Ondan sonracığıma nerede bizim Niyasen? Niyasen neredesin koçum? Yani Niyasen'i şeye verdik. Süvariye bu geçsin. Başka ne verebiliriz? Erdurant da buraya geçsin. Hani çok seviyesi yüksek olanlara verdim. Genelde onların şeyi oluyor zaten. Hatta Erdurant'a bir bakalım. Yani atlı okçu yeteneği vardı. Zaten 12 tane atlı okçumuz var elimizde. Çok da bir şey değiştirecek biri değil yani. Şimdi piyadelerimi bir arada tutmak zorundayım. Bu benim için bir zaruriyet. Piyadelerin bir arada durması lazım. Çünkü çok fazla süvarileri var ve süvarileri böylece indirecekler. Plan bu. Okçular ise olabildiğince geniş bir hatta duracaklar. Süvariler ne olacak hiç bilmiyorum inanın. Süvariler, düşman süvarilerine ben ne yapabileceğim hiç bilmiyorum ya. Düşman süvarileri çok büyük sıkıntı abi. Hadi bakalım, hayırlısı diyelim. Şimdi mecburi olarak ben süvarilerle düşmanın arkasına geçip düşmanı döndürmeye çalışmak zorundayım. Yani bunu deneyeceğiz. Süvariler de benimle gelecek demek oluyor bu. Biz kalkanımızı elimize alıp düşmanın arkasını döndürmeye çalışacağız. Yoksa bunlar bizi yener. Çok güçlü abi birlikleri. Yani kralın ordusu bize büyük sıkıntı çıkartır. O yüzden arkalarına geçmemiz lazım. Bakın süvarileriyle gelmeye başladılar bile zaten. Hayırlısı bakalım, inşallah kazanacağız. Gelin hocam. Biz şuradan sağ cenaha doğru gidelim. Beni takip edin. Okçularımız güzel bir şekilde düşmana vursun. Ama sayıca bizden üstünler. Sayıca bizden üstün olmalarının dışında full süvari. Yani full süvari bir ordu ne demek? Demek ki bunlar eğitimli bir ordu abi. Süvari yapabildiyse ordularını. Daha öncesinde eğitilmiş. Evet, hepsinde de kalkan var gördüğünüz gibi. Kalkansız adam göremiyorum. Düşman süvarileri bizim için önemli değil. Şu piyadelerin arkasını döndürmemiz lazım. Kan muhafızım olsaydı yeterince çok güzel şeyler olabilirdi. Şimdi süvarilerimi kalkan duvarına sokacağım. Bunların arkasına geçeceğiz. Düşmanın arkasını döndürmeye çalışacağız. Ya bize saldıracaklar illaki de. Şunlar bize arkasını dönsün. İstediğimiz şey bu. Abi hemen mızrağı soktu herif. Aman hocam aman. Süvari saldır, atlı okçu saldır. Şunların arkasını döndürmeye çalışıyoruz ama kolay değil. Dönmüyorlar abi. Yeterince birliğimiz yok çünkü. Bizi iplemiyorlar. Bilerek kalkanı indirmiyorum çünkü ben ölürsem savaş zaten direkt kaybedilir. Yok abi, arkalarını döndüremiyoruz. Bizim süvariler ölecek ki zaten. Süvariler geri geçin abi. Baksana ne kadar fazla süvarisi var ya. Yumrukla vuracağım adama. Çok süvarisi var. Sıkın hocam, sıkın. Sık sık sık, benim ölmem lazım. İlerleyin piyadeler. İlerle 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 ilerle. Okçular da saldırı emri vereceğiz. Ordunun tamamı bende olmadığı için, benim dizdiğim ordular olmadığı için düzgün idare de edemiyoruz maalesef. Ufak orduları idare etmek çok kolay, bunu biliyorsunuz. Saldırın hocam. Bizim okçularımızın savaş yeteneği güzel. Ne oldu lan ata? Bu hattı yaramayacaklar hocam.
Bu hattı yarmalarına izin vermeyeceğiz. Vermemeliyiz. Hadi oğlum. Güzel. Güzel. Fena parçaladık. Yeniden dizil. Yeniden dizil. Süvarilerin beklesin, zaten çok fazla süvarimiz yok. Parçaladık şu anda. Düzensiz gelen düşmanı oklarla vurabilmemiz lazım. Ben kalkanımı indirmeyeyim. Şunları oklarla vurun abi. Onların da çok okçusu var. 130 tane okçusu var abi, boru değil. Piyadeleri okçuların önüne bilerek koymuyorum dostlar. O şekilde daha kötü savaşıyor okçularım. Şu an okçular tarafından vuruluyor olabilir ama piyade önüne geçince bu sefer hiç sıkamıyor bizim okçular. Piyade saldırın abi. Böyle siz daha iyi, emin olun. Çok kayıp veriyoruz ya. Çok kayıp veriyoruz. Ve ben kılıcımı bile kaldıramıyorum. Ben ölürsem savaş gider çünkü. Oklayın hocam. Oha, okçum bitmiş. Okçu sayım çok azalmış. Piyade ilerle abi. Piyadenin öne geçmesi lazım. Okçu sayım çok azalmış. Geçtiniz mi hocam? Saldır. Oğlum bana vurup durmayın. Ya çek kılıcı. Çek kılıcı hocam. Biraz aseraylı keselim ya. Öleceğiz diye. Ne yapalım yani öleceksek. Aman aman, biraz geri. Şu savaşa bak be. Ama kaybediyoruz. Dur bakalım. Birliklerimi geri çektim. Ne durumdayız? 635'e 581. Ne kaldı elimizde? Of. Biz burayı zaten bu savaşı kazansak bile Kuyaz'ı alamayacağız. Kaçmaya çalış desek 96 asker. 96 askerimle kaybedeceğimi, burada karımın son damlasına kadar savaşırım. Oğlum. Kaçsam mı? Devam mı etsem? Şimdi devam etsem kaybetme şansımız var. Benim canım bir kere düşük. Ne kadar süvarisi kalmış? Şu süvari bitiriyor bizi. 164 tane süvari nedir abi ya? O süvarileri olmasa piyadeyi bu sefer okçunun önüne koymak zorunda kalacağım. Çok az adam kaldı çünkü. Şöyle bir şey yapacağız. Şurası biraz, farkındaysanız, daha şey, biraz daha içe gömük. Derin. Oraya piyade koyacağım. Okçularım yan yana dursun. Piyade gel. Şöyle şuraya getireceğim abi okçularımı. Şu şey alana da piyadeleri sokacağız. Anladınız diye düşünüyorum. Çekilin abi. Okçular geç abi şuraya. Yani böylece piyadenin okçunun önüne geçmesini engellemiş olacağımı düşünüyorum. Şuraya koyacağım yani piyadelerimi. Hadi oğlum. Geliyor yine puştlar. Süvari saldırın şunlara, acilen karşılık verin. Kalkanla gidin. Abi çok fazla süvarisi var herifin ya. Asıraylılarla savaşmak cidden zor ya. Vallahi zor abi asıraylılarla savaşmak. Güçlü medeniyet. Süvariler girdi mi bizim? Girmiş. Kovalayın onları, kovalayın. Piyadeler dediğim yere gitsin. Güzel. Abi bu savaşı kazanmakla zorundayız. Süvari geri gel. Süvari hatta şuraya git. Hadi abi. Canım çok az. Ben ölürsem direkt bitecek zaten savaş. Benim kesinlikle ölmemem lazım. Oha. Şu orduya bak be. Her yeri süvari abi, bu ne?
Bizim süvarileri kovalıyorlar galiba. Kovalasınlar. Bizim süvarilere komut emrine vereceğim ya. Komut emrine vereceğim. Hadi oğlum oklayın gözünü seveyim. Bizim kesinlikle arkadaşlar. Bu Aseray Savaşı'ndan sonra her şeyi bırakacağız. Tamamıyla şeye gideceğiz. Kuzeyte. Gideceğiz. Atlı okçu toplayacağız tüm birliklerimizle. Bunu yapmak zorundayız. Atlı okçuya ihtiyacımız var. Hadi oğlum. Süvariler zaman kazandırıyor okçularımıza. Süvariler okçulara zaman kazandırıyor. Güzel. Oraya saldırıyorlar süvariler. Bu bizim için çok iyi. Ölmedi şerefsiz. Cirit yersem ölürüm. Kaç. Okçular siz de saldırın lan. Abi çok kritik savaş. Kazansak bile kaleyi alamayacağız. Benim piyadeler çok zayıf. Hayda, bu olacak iş mi ya? Abi ben öldüm. Oğlum hadi lan. Hadi lan. Çok kırmızılık görüyorum. Çok kırmızılık görüyorum. Çok kırmızılık görüyorum. 102'ye 85. Bunu nasıl satayım? Yani kazanan Pirus zaferi kazandı. Kazandık. Ve böyle bırakmasam kaybedecektik yüksek ihtimalle. Abi sizi tutsak alacağım ya. Ben mecburum tutsak almak. Ya yani mecburum sizi tutsak almaya. Bu ne abi? Kim öldü? Kim öldü? Kardeşimiz Farah öldü. Bu kanı onlar akıttı. Bu kanı onlar akıttı. Gidiyoruz hocam. Bu kanı onlar akıttı. Abi bizim süvari eksikliğimizin bedelini ödedik bu savaşta. Süvari eksikliğimizin bedelini ödedik. Ve bu bedel çok büyük oldu. Çok ağır oldu. Kuyası da alamadık. Ancak deneyim elde ettik. Deneyim elde ettik. Farak öldü. Onlardan ölen var mı bilmiyorum ama bizden kardeşimiz öldü. Bugün unutmayın. Aseray'dan dökecek bir kanımız var. İlk kanı onlar döktü. Aseray'dan dökecek bir kanımız var. Ungit puştu bende mi? Bugünü asla unutmayın. Traktoria'ya gidelim. Elimizdeki tutsakları oraya bırakacağız. Bir dahakine böyle bir durumda kaldığımda saldıracağım. Şehre saldıracağım. Tutsak bağışlayamıyorum. Ungit burada. Hocam bırak şimdi şeyi barışı marışı. Bırak barışı. Az dur kardeşim barış marış ne barış? Barış marış kime barış? Bekle birazdan yaparız. Şunları bırakayım. Nüfus kasayım. Ondan sonra. 22. Aseray'la barış yaptık. Bu bizim için bir tecrübe oldu. İlişkilerimin artması için veriyorum bunu da. Bizim için bir tecrübe oldu bu arkadaşlar. Bu bir galibiyet değil kesinlikle. Bu bir yenilgidir. O savaşı biz kazandık. Ama bu bir zafer değildir. Ben de zafer aldım demiyorum. Asla da demeyeceğim. Yani biz burada yaptığımız hatanın farkına varmalıyız. Burada bir hata yaptık. Ve bu hata da süvarilerin eksikliğidir. Biz küçük ordularla olan savaşlarda çok tecrübeliyiz. Küçük ordularla olan savaşlarda gerçekten tecrübeliyiz. Sadece kendi birliğimiz bizimkiler falan olduğunda güzel, iyi savaşıyoruz. Ancak ortaya diğer adamlarla toplanan bir ordu kurulduğunda savaş olmuyor. Bu bir savaş değil, ortada bir güreş var.
Ya bir güreş yapılıyor resmen orada yani. Cidden bir güreş. Güreş müsabakası gibi. Düzgün bir savaş var demek, öncesinde yaptığımız savaşlara hakaret olur. Yok yani. Yaptığımız hataların farkına varmalıyız. Her şeyi ver, tüm envanteri boşalt. İhtiyacım olanları alacağım sadece. Şunu da boşalt. Gideceğiz, bir süvari toplayacağız abi. Gidip süvari toplayacağız. Kendimize çeki düzen vermeliyiz. Bu bir galibiyet değil, bu bir mağlubiyettir. Tarihe yazın bunu. Bu savaşı biz kazanmadık. Biz bu savaşı kaybettik. Bu savaş kaybedilmiştir. Benim gözümde kaybedilmiş bir davadır bu savaş. Erzağımızı alalım. Ve gideceğiz. Tahıl yeter size. Daha da bir şey istemeyin. At almamız lazım. Şimdi dur. Garnizona bırakın herkesi. Herkesi bırak. 50 tane fiyan şampiyonu ver bana. 50 tane fiyan şampiyonu ver. Ben 50 tane fiyanımla gideceğim. Şöyle. 50 tanesi gelsin yeter. Şimdi bunlar için at alacağız. Vadi binek atlarından kurulu bir hemen yuruh yapalım. Şöyle. Hızımızı yavaşlatmayacak şekilde. Tamam. Böyle. 5,9. Hızlı bir şekilde gideceğiz. Hızlı bir şekilde. Bizim Kuzeytli adam toplamamız lazım. Yani bu sadece Kaan Muhafızı değil. Kaan Muhafızları tabii ki de en çıtası yüksek bir birlikler. En iyisi. Kaan Muhafızı olmazsa da ne olur? Normal atlı okçu da olur. Fark etmez. Süvari de olur. Fark etmez. Süvarinin düşmana verdirdiği bir caydırıcılık var. Yani şöyle bir olay. Süvarinin çok büyük bir yeteneği yok oyunda. Ben süvarileri sevmem. Süvari birlik kurmayı da sevmem. Doğrudur. Süvariler oyunda çok da güçlü değil. Ancak okçulara karşı muazzam bir caydırıcılığı var. Süvari hareketli bir birlik olduğundan dolayı ve oyundaki okçuların mekaniği kötü olduğundan dolayı ki gerçekten kötü. Eğer sağa doğru veya sola doğru hareket ediyorsa süvari, yani diyelim şurada ya süvari, buradan şuraya gidiyor. Koşu halinde bak şuradan şöyle koşu haline masumu takip edin. Okçu süvari buradayken sıktıysa normalde bu adam buraya doğru gidiyor. Onun bir ivmesi var. Şuraya doğru sıkması lazım ki o adamı vursun. Ama buraya sıktığından dolayı oradaki süvari hasar almıyor. Yani süvarilere okçular çok da büyük iş yapmıyor. Ve boşa ok harcatıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. Bu savaşta onun vehametine uğradık. Süvarilerimiz onların süvarilerinden iyi değildi. Ve bundan dolayı büyük sıkıntı yaşadık. Tiyalı da güney almış bu arada. Yaşadık. Kazandık mı kazandık. Ama bu benim için bir zafer değil. Ben yenildim sayıyorum bu savaşı. Ben bu savaşı yenildim sayıyorum. Asil'in oğullarını bu arada Kaan Muhafızı yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Diğerleri Kaan Muhafızı olmaz. Oragur askerini eğitecekmişim senin kardeşim. Hemen eğiteceğim. Hemen eğiteceğim. Bu görevi hemen hallederiz. Elimizdekiler zaten son seviye askerler. Fiyan. Baltakant'tan alacağımız 3-5 tane şeyle bu işi çözeriz. 3-5 tane kılıçla, mızrakla atarak çözeriz bu işi. Kötü bir savaş oldu. Gerçekten kötü bir savaş oldu. Cazibeye devam. Buradan da arttır. İleride kral olmayı düşündüğümüzden dolayı buna ihtiyacımız var. Mesui, senin görevini yapmam. Kötü bir savaştı. Üzüldüm. Yani bundan daha çok üzüldüğüm ise kardeşimizi kaybettik. Bu savaşta kardeşimizi kaybettik. Ne oldu lan? Bunları değiştirmişler. Kuzeyit göçebelerinin buradaki ikonu değişmiş. Bunun bedelini ödeyecek Aseray. O kuyazı ben elbet bir gün alacağım. Bugün alamadık. Yarın alacağız. Kuyaz bizim olacak. Olmak zorunda. Ben bunu alacağım abicim. O kuyaz benim olacak. Bunları siz hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ben verdiğim sözü tutarım. Ben tutamayacağım söz de vermem. Kuyaz benimdir. Benim olacak. Kemik kıran. Boş işler. At abi şunları. Şöyle max ne kadar veriyorsa. Tamam.
Hepsini terfi ettirdik. Ödünç asker. Lan biriniz niye terfi almadı dingiller? Şöyle. Ulan iki kişi için mi verdim ben o kadarını? Ha, diğerlerine atım yok. Savaş atları kalede kaldı tabi. O yüzden. Savaş atları kalede kaldığı için. Güzel. Bu görevi de yapmış olduk. Görevleri yapmak önemli. Yani sadece kale köylerine girmiyorum. Atlıları da alacağım direkt. Kangli. Kızını bulurum hocam ben senin. Ben senin kızını bulurum. Sıkıntı yok. Şurada mıymış? Hemen halledelim hocam bu işi de. Elemanlarımız iyileşsin. Bunları yapmak lazım. Atlı okçuya ihtiyacımız var bizim. Bizim atlı okçuya kesinlikle ihtiyacımız var. Bunlar kim ya? Biz kimi arıyoruz? Onlar değil mi gideceğim, bulmamız gerekenler? Dur bakalım. Bortu. Tamam. İkna da iyiyizdir. Kasmadık ama hallederiz diye düşünüyorum. Halledemedik. Bir ara bir sefer yapamadık. İlk defa yapamadık lan bunu. Yok. Olmadı. Son bunu da seçeceğiz. Tamam, düellonu kabul ediyorum birader. Oğlum 135 vurdum, ölsene. Hadi babasına verdik. Babasıyla aramız iyileşsin yeter benim için. Güzel. Oldu mu şimdi görev? Bakalım. Daha önce direkt biz anlaşarak çözüyorduk bu işi. Bu sefer böyle çözdük. Fark etmez, her türlü çözeriz yani. Çözmek bizim işimiz hocam. Çözmek bizim işimiz. Oh, bana 3 tane Torgut verdi. Vallahi iyi ki de yapmışım. Kızı dinlesek. 3 tane Torgut'tan olacaktık. Oh güzel. Hiç gözünün yaşına bakmayacaksın hocam. Hiç gözünün yaşına bakmayacaksın. Ne kadar oldu atlı okçu? 14. Artacak, artacak. Artacak. Oğlum bu ne ya? Kuzey köyüsün sen ya. Adam gibi kardeşim atlı okçu var ya. Senin ne işin var birader? Ağır işçiler. Hocam senin görevini yapabilirsem yapacağım. Bir bakacağız o işe. Sen hangisisin bunlardan? Ben senin görevini yapmaktan vazgeçtim. Sen adam akıllı bir asker verecek bir adam değilsin. Sen hiç gerek yok bu işe. Uğraştığıma değmez. Kargılı veriyor bir de. Kargılıyı biz ne yapalım anasını satayım. Normal bize atlı okçu lazım. Bize atlı okçu lazım kardeşim. Ama kargıcıya da hayır demem. Aldım mı alırım. Çünkü süvari de lazım abi. Aldım mı alırım ama yani bizim önceliğimiz atlı okçu. Yani sırf kargıcı için senin görevini yapmam. Yapmam. Ortongard. Abi süvari önemli. Dur bakalım. Burada var mı? Yok. Bu zorluk delilik anasını satayım. Harbi diyorum, siz böyle bu zorlukta oynamayın arkadaşlar. Delilik abi, hiç gerek yok yani. Siz normal öyle en kolay da asker toplamada oynayın. Benim oynadığım gibi oynamayın. Baksana amele gibi uğraşıyoruz anasını satayım. Herkesin görevini yapmaya çalışıyoruz ya. Vallahi büyük amelelik. Siz böyle oynamayın hocam. Siz böyle oynamayın. Al abi. Siz gidin kolay da oynayın abi. Yani hasarı gerçekçi alırsanız alın, bu adam toplama işini zor, en zora almayın. Aklınız varsa bunu yapmayın vallahi, bak size söyleyeyim. Delilik anasını satayım, hiç gerek yok. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Tavsiye etmiyorum. Tecrübelerime güvenin.
Tavsiye etmiyorum. Yapmayın hocam. Oh, Torgut verdi. Ne işin var abicim senin? Haydut susu. Çözeriz hocam. Çözeriz hocam. Hemen ağzına vururuz. Hocam şurada da vardı. İyi sen bilirsin. Hemen hallederiz hocam. Hemen hallederiz senin sorununu. Fiyanlarımla. Gidelim bakalım hızlı bir şekilde. Oklayın abi. Okla okla herkesi. Hemen halledin hocam. Lan bizim adam benden önce vurdu ha. Bravo. Güzel. Okçularımız çözüyor hemen durumu. Yani burada gidip köylere rahatsızlık verenlere izin verecek değiliz. Köylü milletin efendisidir dedik hocam biz bu seride. Köylünün işlerine biz bakıyoruz artık. Bak şu aslan fiyanları görüyor musunuz? Bir dahakine var ya yalnız gideceğim. Kuracağım ordu. Ordu kurmadan kendim gideceğim. Birliklerin içinden geçeceğim. Büyük ordulara saldırmıyorum. Küçük birlikleri imha edeceğim. Öyle öyle kayıp verdireceğim full. Büyük savaşlar çok sıkıntı ya. Harbiden büyük savaşlar aşırı sıkıntı. Yönetmesi çok zor abi. Benim orada yönetmem çok zor çünkü yani şöyle kolayda oynarsanız eğer riske girebiliyorsunuz bazı konularda. Savaşın ortasında direkt zaten siz de bulunup her türlü yöneticiliği yapabiliyorsunuz ordunun. Ama gerçekçi de riske girerseniz bir tane cirit yiyorsunuz ağzınıza ölüyorsunuz ondan sonra ordu zaten zor tingen. Ordu kendi kafasına göre takılıyor orada. Ve ondan sonra savaşı kaybediyorsun. Bir kere sizin kafanızda birinci olan şey orduyu yönetmek değil, kendinizi sağ bırakmak. Sizin sağ kurtulmanız oluyor önceliğiniz. Öncelik sizin sağ kurtulmanız olunca da orduyu yönetemiyorsunuz. Çünkü eğer orada riske girerseniz siz öleceksiniz. Ve siz ölürseniz eğer ordu Zortingenstrasse olacak. Yani anladın mı? Durum bu. Yaparım hocam ben. Yaparım. Her türlü turnuvayı yaparız. Turnuva diyorum. Her türlü duelloyu yaparız. Güzel. Hocam artık bana iyi bir birlik verirsin yani. O kadar şey yaptık yine. Adam akıllı birlik vermiyorsunuz ya. Danara'ya gidelim. Dur bizim şurada iki tane köyümüz vardı. Onlardan güzel asker çıkıyordu. Bakalım onlara doğru ilerleyelim. Şu kalenin yanındaydı değil mi Hakkun'un? Hakkun ve Akiser. Bu iki kaleden güzel adam çıkıyordu diye hatırlıyorum. Bir de bizim Kuzeyitli olmadığımız için böyle toplamamız da kolay olmuyor. Kuzeyitli olsaydık çok daha rahat birlik toplayabiliyorduk ama işte Kuzeyitli olmayınca toplamakta zorlaşıyor gerçekten. Hemen Hakkun'a gidelim. Bak o kadar köy dolaştık. Şu kadar 26 tane atlı okçumuz oldu. Burası 4 atlı verdi de 2 sancak atlı okçu. Abi atlı okçu neden toplamadığımı ben anlıyorum şimdi. Toplanmıyor çünkü. Oyun toplamamıza izin vermiyor. Ben göçebe de toplayayım artık ya. Onları ben atlı okçu yaparım. Ya ben kalın muhafızı istiyorum. O göçebeler zortluyor direkt ya. Göçebeler kabile savaşçısı. Ondan sonra da zırhlı kuzeyit atlı okçusu oluyor da onlar bir halta yaramıyor. Yakın dövüşte bitiyor direkt onlar. Zaten elinde normal tırt bir kılıç oluyor. İki tane tokatlıyorlar çocukları. Bayılıyorlar ondan sonra. Ama mecburen alacağız. Atlı okçuya süvariye ihtiyacımız var. En kötüsünden bile olsa almak mecburiyetindeyiz. Karahan. Aldık abi iki göçebe. Bunları biz terfi ettiririz. Bizim zaten bolca atımız var. Güzel. Şu göçebeyi de alayım. Tamam. Şimdi şu taraftan Makep'e doğru gideceğiz. Nereden gidiyorduk? Çakyant Makep yoluna gideceğiz. Bu imparatorluk köyüymüş. Şurada çok bilinmeyen bir köy vardı. Erzonur. Yok, burası evet işte Erzonur. Almışlar Erzonur'u. Güney almış. Burada genelde çok kaliteli birlikler oluyor. Çünkü burası da çok uğranmadığı için. Çok fazla bakın görüyor musunuz? Full Torgut var. Eğer bu köyle aranız iyi olsa full Torgut toplayacaksınız. Dur bakalım şuraya gidelim de bunlarla aramız iyileşsin. Bunu kesersek aramız iyileşir herhalde.
Hadi hocam seri seri. Seri seri siz şunu indirin ben de yandakileri indireceğim. Lan oğlum adam hareket etti. Biraz daha geç sıksaydınız ya. Güzel. Güzel. Nasıl ölmedin lan sen? Onu aldınız zaten siz. Güzel. Aman aman aman. Aman. Devam bakalım. O şöyle aramız iyi olsa var ya, max ilişkimiz olsa of. Oradan ne adam toplanır ha. Vallahi muazzam bir köy. Geliyoruz değil mi agalar? Gel gel. Adam kaybetmeden alalım. Fiyanlar değerli. Artık fiyanlar eskisinden daha değerli dostlar. Artık battaniyalı değiliz. Battaniye köylerinden rahat rahat elimizi kolumuzu sallaya sallaya fiyan toplayamayacağız artık. Böyle işler kalktı bitti. Var mı yukarıda adam? Yok. Artık kafamıza göre battaniyeden adam toplarız yine de eskisi kadar fazla toplayamayacağız. Ben şuraya gidiyorum, şurayı temizleyin. Burada da illa adam oluyor zaten. Ki bunlar da buraya geliyor. Üçü burada o zaman. Bir de kılıç kullanalım artık. Okçuluğum ne kadar oldu da benim? Bundan sonra bakacağım. Kardeşim fikirleri ok işlemez. Söz böyle değildi ama olsun. Değiştirdim. Patenti bende artık. Dur ben yayımı alayım yine. Kafasına vururuz elemanın. Bizim okçuluğumuz limite geldi herhalde. Hiç artıyor falan demiyor. Bak bir elemanda menablyon var. Var ya bir tek atamazsak ölürüz. Ama atmama şansımız var mı? Oha. Uzman elef. Abi bu adamın özelliği ne? Bakacağım. Yay 30. Bunlar ne? Ne birliği bu? Hafif kürs avcı kargısı. Alayım mı lan? Ya süvari olsun alalım mı? Yok ya herkes öyle süvari olsun alalım dersek olmaz. Olmaz. Yakındaki eşrafla ilişkim 2 mi arttı sadece? 2 mi arttı sadece? Yazıklar olsun. Bir tane bile fazladan asker vermiyorlar. Kınıyorum ben bu köyü. Okçuluğum kaç olmuş lan benim? Bakayım 147 olmuş. Güzel güzel. Yönetilen yerleşkeye artı bir sadakat verecek bir sonrakinde. Çok güzel. Abi çapulcular sizlerle derdim yok benim. Ki sizleri yensem bile ne kazanacağım. O yüzden hiç karşıma çıkmayın kardeşim. Biz bu şehirlerden sonsuz adam alıyorduk ve eskiden. Aga be. Şimdi en zora geçince. Aga be. Size tekrar tavsiye ediyorum oynamayın. Bu şekilde oynamayın. Her şeyi en zor yaparsınız. Bir de asker toplamayı en zora çekmeyin. Delilik. Yani oyunu asıl zorlaştıran şey oyunu gerçekçi de şeyde vuruşları hasarları gerçekçi de arttırmak değil bu. Bu asker toplama işini zorlaştırmak. Eğer modsuz oynuyorsanız. Yani bu oyunu var ya asıl zorlaştıran şey abi. Kesinlikle yani. Kesinlikle en çok zorlaştıran şey bu olabilir. Baksanıza ya. Koca Kuzey'i dolaştık. 50 tane adam anca alabildik. Anca 50 adam aldık ya. Koca Kuzey'den. Tüm herkese selam verdik. Önümüze geçen herkese selam verdik. Ama işte elde avuçta bu. Eğitmem. Kale köyü olsaydın eğitirdim de. Sana değmez abi. Sana değmez. Of ne adamlar var ama alamıyoruz. Ekrana ekmek banıyoruz sadece. Usekte Kale Köyü. Ancak ekrana ekmek banmakla yetiniyoruz. Bu arada bizim bir ordu daha limitimiz açıldı değil mi? 4 seviye olunca bakayım. Evet. Gezgin Dulu. Birini alalım yoldaş olarak biz. İdareciliği olan birini gezgin şey olarak alalım. Yoldaş olarak alalım. Ona ordu kurdurtalım. Makebe bakalım bakalım Makebe gelince. Var mı hocam yoldaş?
Burada arenada turnuva falan yok. O yüzden pek olacağını zaten sanmıyordum. Yine aynı şeye gideceğiz bakalım. 5 azalmış ilişkimiz. Çok önemliydin anasını satayım. Kale köy değilsin, bir şey değilsin. Seninle ne uğraşacağım ben? Bak şu adam istese, şu adam istese de yapmam. Çünkü o Makyavel bağlıymış. Burası da istese ona da yapmam. Ama kale köyü istese of, akan sular durur kardeşim bizim için. Bu kadar süvari adam olana çok bile diyebilir miyiz? Bence deriz, adam olana çok bile abi bu kadar süvari. Anca bu kadar. Elimizden bu kadar geldi. Sen Baltakan'da bağlısın direkt. Baltakan'da turnuva varmış. O zaman iyi yoldaş vardır burada bakalım. Aynen, baya fazla yoldaş varmış gerçekten. Seç beğen al abi istediğini. Seç beğen al. Ne kadar fazla yoldaş var hocam? Biraz fazla yapmışsınız ya. Yarısını alın, o kadar yoldaş olmaz. O kadar yoldaş olmaz. Hepsini al. Son şu köylere de bakıp artık evimize geri dönelim. Piyade olmaz abi. Kuzeytli piyade nedir? Kuzeytli dediğin süvari olur abi. Ya bu adamlar doğduğunda ata biniyorlar. Direkt doğar doğmaz atın üstüne koyuyorlar bu adamları. Şimdi bu adamlara hakaret ya. Bu adamlar hakaret hocam. Oğlum şuraya bak ya. Torgutlar dolu. Oy, bu köyle full ilişkimiz olsa var ya. Keşke kolay bir ilişki kasma yöntemi olsa. Görev bekliyoruz ya adamlardan. Dur bakayım, bir konuşalım şunlarla. Bir şey diyorlar mı? Artık gitmeliyim. Bir daha konuşayım. Bununla konuşayım. Artık gitmeliyim. Artık gitmeliyim. Artık gitmeliyim. Köye girelim. Hocam bunlarla bir şey yapamıyoruz mu ya? Köyde insan yaşamıyor. Bu köyden o kadar Torgut nasıl çıkıyor ya? Köyde yaşayan insan yok abi. Neyse, biz artık vatanımıza geri dönelim. Buralarda çok bile bekledik. Hadi bakalım, topraklarımıza geri döneceğiz ama onu bir sonraki bölümde yaparız. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.